Karacasu Beldesi sınırları içerisinde olan ve 200 yatak kapasiteli İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi yürüyemez denilen hastalara umut olmaya devam ediyor. Sakarya'da yaşayan Fatma Şahin'e yaklaşık 6 ay önce Gulley'in Barre sendromuna yakalanarak belden aşağısı felç oldu. Yürüme kabiliyetini kaybeden ve iki elini hareket ettiremeyen Fatma Şahin, çeşitli hastanelerde eşi Hasan Şahin ile birlikte çare aradı. Aradığını bulamayan ve yatalak şekilde hayatını devam eden Fatma Şahin, tavsiye üzerine Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Sedyeli hastaneye getirilen Şahin, yaklaşık 3 aylık tedavinin ardından ilk adımlarını atmaya başladı. Robot destekli yürüme sistemi sayesinde tekrardan yürüme kabiliyetini kazanmaya başlayan Fatma Şahin, mutlu olduğunu ifade etti. Nasıl yürüyebiliyorsun? Yürüyorum çok şükür. Maşallah. Çok iyi gidiyor. Yürüme tutacak işinden yürüyeceğim bir yere. Araba takıldı, araba. Tamam. Sıkıntı. Çok güzel. Karşıya bak kamera. Ben Fatma Şahin. Ben 6 aydır rahatsız. İlk halim yatakta geldim. Yatakta geldim. Çok şükür şimdi yürümeye başladım. Yürümeye başladım. 3 ayda yürümeye başladım. Regle 3 ay oldu. Güzel destek oldu. Yürümeme çok faydası oldu. Çok güzel destek oldu eşim de. 3 aydır yanımda, hiç gitmedi, bırakıp da. 2 elim, 2 ayım felçti. 4'ü felçti. Ayaklarım da, elim de, ellerim de. Şu an hareket ediyorum, kaldırıyorum. Çok şükür. Adım atabiliyorsun. Adım atabiliyorum. Mutlu musunuz? Çok mutluyum, çok mutluyum. Allah razı olsun. Devletimizden de, milletimizden de, hocalarımızdan da. Allah razı olsun onlara. Yatalık olarak geldiğin hastaneden artık yürüyerek çıkmak, çıkmak istiyorum. Allah'ın izniyle. Eşim Kurban Bayramı'nın birinci günü iki eli, iki ayağı felç oldu. Sonra biz ambulans çağırdık. Bayram namazını kıldık. Akyazı Devlet Hastanesi'ne gittik. Oradan hemen dediler bura bizi aşar, Adapazarı'na sevk ettiler. Adapazarı araştırmada ki bizi muayene edecek doktorumuz da izine ayrılmıştı. Hemen telefon ettiler, onu İzmit'ten geriye çevirdiler. Sağ olsun doktorum geldi, Abdülkadir Bey. İlk müdahaleyi yaptı. Daha sonra teşhis konuldu. Bir hafta çok sıkı gözaltında tuttular. Daha sonra normale başladı. O süreç devam ettiği sürece işte ivik verildi. Daha sonra kan değişti. Kan değişiminden sonra bazı ilerlemeler fark ettik. Bir gram ilaç verdiler bize. O ilacı aldıktan sonra bizi hastanede tutmadılar. Dediler evde duracaksınız. Ve kimseyi almayacağınız şeye, ziyaret miyaret yok dediler. Yani karantina gibi bir şey. Bir hafta sonra normal hayata dönecek dediler. Ve biz daha sonra işte o ilacı aldıktan sonra hemen geldik evimize. İki ayda evimizde kaldık. Etti üç ay. Bir ay Adapazarı'na kaldık. İki ay evimizde kaldık. Üç ay. O fizik hastanesini tavsiye ettiler. Oraya da kaydımızı yaptırdık. Geldik muayenemizi olduk. Ve daha sonra bize müsaade olunca burası bizi çağırdı. Buraya geldik, yattık. Kısa söyleyeyim, özet olarak da burada çok iyi netice aldık. Şu anda yürüyüş robotu yani beyne emir veriyor. Artık sen iyileştin, yürüyeceksin gibi falan. Bu robot da çok iyi geliyor. Son aşamaya geldi ve walker'la yavaş yavaş yürümeye başladı. Yatalaktı, yatalaktı. Şu anda çok iyi netice aldık burada. Yani şu hastane... Allah devletimize zeval vermesin. Mutlu musunuz? Çok.
Ben kaldım. Çok ihtiyacını karşıladım. Karşıladım. Vesile vesile yaptım. Eşimle memnun. Yani 10 numara baktım eşime. Yani eşimi bu dereceye getiren biraz da benim kendi emeklerim oldu yani. Yürüme yetisini tamamen veya kısmen kaybetmiş hastalarımızda yürüme yetisini geri kazanmak. Temel maksadımız bu. Yani rehabilitasyon sürecinde fizyoterapiste destek olarak uyguladığımız bir cihazımız. Böyle. Yani şöyle, ilk geldiğinde hem ellerinde hem ayaklarında herhangi bir hareket yoktu ya da kısıtlıydı hareketleri. Şu an çok şükür walker'a kalkıp yürüyebilecek düzeye geldi. Walker dediğimizde 4 ayaklı baston diyebiliriz. Şu an adım atabiliyor çok şükür. İlk geldiğinde herhangi bir şey, yürüyüş yoktu, ellerinde hareket yoktu. Hiçbir adım atamazken, yani bir gecede olan bir olaydan sonra, bir nörolojik rahatsızlıktan sonra tamamen yürüme yetisini kaybediyor. Şu an yaklaşık 6 ay oldu. Çok şükür şu an yürür duruma geldi.